patladı zaten konkordato Başladı talepleri. zaten, konkordatolar patladı. İcra dosyaları için iki ayrı adliye binası Evet. kiralamak zorunda kaldı İstanbul Adliyesi. Evet. Yani çok ciddi mahkeme süreçleri yaşanıyor. Emeklilerin maaşlarında bir akamet olabilir mi? Geçen gün Devrim Zelyut, meslektaşımız bir televizyon kanalında şu ekrandaki rapordan bahsetti ve böyle bir ihtimali gündeme getirdi. Ben ürktüm açıkçası. Bunu konuşmak bile hani bayağı ürkütücü, ama yine de sormak isterim size. Son iki sorumdan biri bu olsun. Diğeri de bu Perşembe günü yaşayacağımız para politikaları faiz toplantısından ne bekliyorsunuz olacak. Ama önce şunu sorayım. 2023 küresel emeklilik raporu açıklanmış. Bu raporda bütün ülkelerin emeklilik sistemleri incelenmiş. A, B, C, D kategorilerine ayrılmışlar. D klasmanında yer alan ülkeler için büyük tehlikeler var denilmiş bu raporda. Bu ülkeler Hindistan, Tayland, Arjantin ve Türkiye. Yani bunlarla aynı ligde olmak bile bence korkunç. Arjantin'de en son enflasyon %254'e fırladı çünkü. Evet. Bu kategorideki ülkelere emeklilik sistemlerinin devam etmesi şüpheli olarak bakılıyormuş bu raporda. Yani deniliyormuş ki emeklilik sisteminizi onarmazsanız mevcut emeklilere bu maaşı bile ödemede sorun çıkar. Mümkün mü böyle bir Bir şey? nokta tabii 131 çalışan 100 emekliye bakamıyor dedik ya, bu gene iyi hallerimiz. Bunun daha aşağısına gittiğin zaman artık sistem o kadar dibe vurdu ki yeniden ayağa kalkması için emekli yaşını artırman yetmiyor. Primleri de artırman gerekiyor. Ama aynı zamanda ödediğin maaşları da minimumda tutmak durumdasın. Bu ülkelerin yapısını biliyorum. Yapılarda şu var. Emeklilik sistemini zaten sosyal devlet çoktan kalktı. Emeklilik sistemini de olabildiğince uzatmak. Ve neye geliyor? BES gibi çözümlerle önce başlayacağız ki başladık biz buna. BES nedir biliyor musunuz? Mevcut Neyse. emeklilik sistemi işe yaramıyor. Kabul ettik demektir. Onun yerine BES'i getirdi. Hatırlıyorsunuz bir zamanlarda zor TAS vardı, zorunlu tasarruflar. Bize dendi ki bundan önce 90'lı yıllarda siz tasarruf etmeyi bilmiyorsunuz kardeşim. Devlet sizin adına tasarruf etsin. Bunu da size bir kaynak olarak versin. Ne oldu? Onların üstüne yattılar. Hatta bir tane key vardı. Konut edinirme yardımı. Konut edinirme yardımı o zaman key anahtar. İki anahtar hani meşhur. Ne oldu? Killer. Onların da evet, onların da üstüne yattılar. Şimdi aynı şekilde ben BES'in bu çok iddialı bir laf olacak ama çok da bu konuyla ilgili olarak suçlama geliyor bana. BES'in tarihin en sofistike dolandırıcılık yöntemi olduğunu düşünüyorum. Devletin bizatihi topladığı primlerin üstüne yatmak için bir tezgah. Şu ana kadar iyi gidiyor ama bir müddet sonra bunun da el konulacağını düşünüyorum. Sebebi şu, çünkü devlete para lazım. 2024'te KDV'nin artışı, ÖTV'nin artışından söz ediyorsunuz. Bunları geçin. Daha yeni şeyler geliyor. Bir tanesi MTV, motorlu taşıtlar vergisi dubleye çıktı. Dubleliği kalacak, hatta 3 ya da 4'e çıkarılması düşünülüyor. Bir. Bir konuttan fazlaki evlerde, bir konuttan daha fazlaki evlerde ekstra çok yüksek vergiler geliyor. İki ve 90'lı yıllardan belki aşina olacaksınız. Siz de hatırlayacaksınız. Peşin vergi diye bir şey vardı. Peşin vergi neydi biliyor musunuz? Daha siz iş yapmadan mesela gelecek senenin vergisini ya bu senenin vergisini şimdiden senden nasıl alabilirim? Niye? Çünkü benim harcamalarım durduramıyorum kendimi. Bu kadar boğaz var bekleyeceğim. Yandaşım, candaşım taş mı yesinler? Bunlara para lazım. Elimdeki bütün imkanları kullanarak senden bu parayı almak istiyorum. Ben yani burada ne emeklinin sözünü edebiliriz burada artık ne asgari ücretlinin geçinip geçinmediğinden söz edebiliriz. Yani böyle bir vahşi bir döneme doğru gidiyoruz. Bu çerçeve içerisinde gel de şimdi bana Merkez Bankası'nın oraya geçiş yapacağınız için söylüyorum. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinin inandırıcı olarak algılamamı sağlayın.